Efendi Hazretlerimizden dinlemiştim. Eskiden yollar üzerinde tekke ve zaviyeler olurdu. Yolcular uzun yola giderken işte hanlarda dinlenirlerdi, istirahat ederlerdi, bir gün sonra devam ederlerdi. İşte o yollar üzerinde tekkeler de olurdu ki vatandaş dinleneceği zaman zikir meclisine gitsin, zikretsin yani. Sonuçta yolculukta da zikir var. Şimdi adam merkebiyle beraber gidiyor, bir handa kalıyor, merkebi şeye bağlıyorlar, o da geliyor, istirahatını yapıyor. Ondan sonra zikir meclisine geçiyorlar, zikir yapıyorlar. O zikir meclisindekiler derler ki bugün bizim zikrimiz har bir eft, har bir eft, har bir eft. Zikrimiz bu olacak. Bu gelen yolcu da başladı. Har bir eft, har bir eft, har bir eft, har bir eft. Çekti. Tamam, meclis dağıldı. Adam istirahatını yaptı. Sabahleyin kalktı. Merkebimi verin de ben gideyim dedi. Ne merkebi dediler? Hani ben geldiğimde merkep verdim ya. Ahıra koymuştuk ya. Onu verin de gideyim. Dediler sen akşam bir saat har bir eft, har bir eft demedin mi? He dedim. O ne demek dedi har bir eft? Eşek gitti. Eşek gitti demek. Sen akşam bir saat eşek gitti, eşek gitti diyorsun. Sen şimdi gitmiş olan eşeği istiyorsun bize. Şimdi adam ne dediğini bilmiyor. Her bir eft, her bir eft, her bir eft diyor. Ne dediğini bilmiyor. Merkebin gittiğini söylüyor. Sabahleyin de merkep istiyor. Asıl zikir işte o dille yapılan değildir. Gönülle yapılandır. Onun için bilmeden ne olmazmış? İbadet olmaz. Önce bileceksin ki ibadet ibadet olacak. Cenab-ı Hak her birimizi kendisini bilenlerden eylesin.